Görelim. Eskiden müselles de derlermiş bu geometrik şekile. Üçgen. Üçgen. 500 puan değerindedir. Müsellesin yerine üçgen kelimesini bulan da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu da not olarak ekleyeyim. Hemen de geçeyim yeni soruya. Çekip koparmak. Sökmek. Bir daha ne daha? Çekip koparmak. Saçlarımı. Yolmak. Yolmak. Gayet güzel. Arapça kökenli bir kelime. Bakın alıştığınız hadiseye. Bundan sonrası daha rahat ilerler. Bunu da harf almadan cevaplayacaksınız bence. Son 6 harfli cevap bu. Diyor ki, para miktarı tutar. Meblağ. Oo Yonca Hanım. Tamam. Artık hava ılıman. Güzel güzel ilerleyelim. Süreniz zaten şahane. Bir dakikada neredeyse soruların yarısını halledeceksiniz. Görelim efendim. Dikkat. Tek kelime bu, mastarla bitiyor. Her yandan gelip bir yere toplanmak. Her yandan gelip başına toplanmak. Üşüşmek. Üşüşmek. Güzel, güzel. Yedi harflerden korkuyordum. Bu kolay olanıydı ama. Şu ikincisi biraz daha zor. Parmak zili. Parmak hani şu... zili. Çıngırak gibi. Çıngırak değil ne o. Ne deniyor ki ona? Neydi onun ismi işte? Harf alacağım. Eyvah eyvah. Tarkan'la tanıdık sevdik. Bu parmak zillerini. Evet ismini bilmiyorum maalesef. Her birinize böyle bir çıkıntı kelime gelecek. Harf haberiniz alayım. Olsun. Buyurun. Pek yaygın kullanılmıyor efendim. Oldukça zor bir soru bu. Para. İnşallah para. Zımpara. Ne yapayım o paraya? Yok zımpara değil. Zımpara değil. Zımpara gibi bir şey ama. Harf alacağım. Aldık bir tane daha. Mantı. Çal para. Nedir? Çal para. Yonca Hanım çok güzel atlattınız. Harfleri aldım tabii çok güzel. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dediğim gibi herkese böyle bir tane çıkıntı kelime soracağım efendim. Kimisine 8 harfli, kimisine 7 harfli, kimisine daha kalabalık. Hı hı. O yüzden yani rakipleriniz de takılıp harf alacaklar, merak etmeyin. Bugün 9800 çıkar demiyorduk zaten başlarken de. Hı hı. Ama siz şu anda 9300'e ulaşabilecek durumdasınız. Olur da. İnşallah. İşte 8 harfli cevaplar. Hı. Şöyle bir soruyla başlıyor. Yüklemek, ait olduğunu göstermek anlamında bir söz dizisi. İki kelime. Birine bir şeyi yüklemek. Bu lafı ona yüklerler. Bu lafın onun olduğunu söylerler. Sahip. Gelin bir kelime. Harf. İki kelime. Gelin bir harf alalım. Buyurun. Ya da mesela kendine ait olduğunu söylüyor. Kendine mal etmek. İşte o kadar. Haydi yenisi bitsin 8 harfli cevaplar. Bu seferki süreniz bir... Süreniz nasıl? İyi. Süreniz gayet güzel. Süreyi hiç düşünmeyin efendim. Hatta herhangi bir soruda takılır da harf almak durumunda kalırsanız süren var deyin kendi kendinize ne olur. Bu bittikten sonra 4 tanecik soru kalacak. Peki. Gelsin. Son 8 harfli cevap. Faaliyet ve aktivite. Bu sözcüklerin Türkçe kökenli karşılığını istiyorum sizden. Aktivite. Aktivite, faaliyet. Dilimin ucunda... Aktivite. Ne düzenledik? Bir faaliyet, bir aktivite düzenledik. Bir okulumuzda, kurumumuzda bir bu tip sosyal... Etkinlik. Bravo. 5400 yaptı kasayı efendim verdiğiniz cevap. Şimdi garip bir cevap, garip bir kelime. İster istemez sorusu da garip oldu. Buyurun bakalım. Ağır bir cismin suya düştüğü zaman çıkardığı ses... anlamındaki söz. Tek kelime. Tek kelime. Ne diye düştü? Cumburlop. Nedir? Cumburlop. Bravo efendim.